Hocamızı tanıtayım izninizle. Doçent Doktor Meltem Şenol Balaban, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını gene aynı bölümün Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda yaptı. 2001 yılında yüksek lisans diplomasını edindi. 2004-2005 yılları arasında Almanya'nın Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nde burslu araştırmacı olarak bulundu. 2009 yılında hocamızın çift doktorası bulunuyor. 2009 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde bitirdiği doktora tezi Türk kentlerinde akarsu taşkın felaket yönetimi konusuna odaklanmıştı. Daha sonra 3 yıllık bir bursla Tokyo Üniversitesi Kent Mühendisliği bölümünde bulunan hocamız orada tahliye ve geçici barınma alanlarının mekansal dağılımı ve bunun coğrafi bilgi sistemleriyle ilişkisi üzerine yaptığı doktora çalışmasını 2012 yılında tamamladı. Hocamız 2013 yılından beri bölümümüzde, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Deprem çalışmaları yüksek lisans programında afet risk yönetimi ve risk azaltma temel prensipleri dersini üstlenmiştir. Afet risk yönetimi ve sakının planlaması, iklim değişikliklerinin etkileri, iklim eylem planları, kentsel taşkın risk yönetimi, yerel risk azaltma planları gibi çalışma konuları ile çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almaktadır. Ağustos 2018 tarihinden beri de Meltem Şenol Balaban, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. Halen de bu görevini sürdürmektedir. Bugünkü sunumunun konusu afet risk yönetiminde Türkiye için çıkarımlar, Japonya deneyimi. Hocam sözü size veriyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Aynı zamanda tanıtım için de çok teşekkür ederim. Herkese de geldiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Süremiz kısıtlı olduğu için hemen sunumumu paylaşacağım. Ben de kendi süremi kurdum. Ona göre tabii sorularla devam ederiz umuyorum. Sunumumu açıyorum izninizle. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere daha çok doya doya bir Japonya deneyimi anlatacağım. Çünkü bundan önce pek çok sunumda biraz da olsa değindiğim bir konu alanı Japonya deneyimi ama pek fazla vakit kalmıyordu. Bugün biraz daha bu kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bildiğiniz üzere Japonya bu konuda özellikle afet risk yönetimi meselelerinde son dönemde çok fazla ön planda ve pek çok çalışmayı da uygulamaya geçirmesi açısından örnek teşkil ediyor. Bugün tabii benim Japonya'da bulunma deneyimim de bunda tabii katkıda bulundu. 2012'de döndüm Türkiye'ye ama toplamda 3 sene Japonya'daydım ve bu süre zarfında vatandaş olarak gözlemlediğim kadar aynı zamanda bulunduğum ortam itibariyle de özellikle pek çok çalışmaya da davet edildim. Bu bir avantaj oldu gözlemleri yapabilmek ve size bugün bu sunumu yapabilmek adına. Tabii bir başka konu da 2011'de Tohoku depremini orada yaşamış olmak. Bir sene sonra dönme durumum oldu. Yani tam da doktora tez çalışmasının ortasında böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla da biraz da o deneyimden de bahsedeceğim konuşmam içinde. Bu noktada aslında konuşmamı daha çok şöyle şekillendirdim. Biraz Japonya'yı sizlere hatırlatacağım. Az çok çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur ama afetsellik meselesi ve Türkiye ile olan farkları üzerinden biraz Japonya'yı tanıtıp sonra aslında Japonya'nın şu anda ülke olarak pek çok şeyi uygulamaya soktuğu, geçmişte yaşadığı bazı afetlere değineceğim. Bunlar aslında tabii biz şu anda ben biraz da şehir plancısı bakış açısıyla baktığım için bir takım kentsel dönüşüm meselelerine değineceğim. Bu noktada aslında belki buradan da bir takım bizlere çıkarsamalar olabilir diye düşünüyorum. Bu noktada mesela işte o dönemde yaşanan deprem sonrası yangınların ne kadar etkili olduğunu sizlere göstereceğim. 2011 tabii Tohoku depremi sonrası aslında tsunami çok etkili oldu. Sonrasındaki yeniden yapılanma meseleleri ve ona biraz da değinmek istiyorum. Ve kendim kişisel olarak aslında gündelik yaşamda nasıl bu afet risk yönetimi meselesini halk olarak
Japonlar nasıl uyguluyorlar, nasıl yaşıyorlar, biraz da onlardan bahsedeceğim. Tabii burada bizlerin NGO dediğimiz İngilizce'de non-governmental organizations, ama onlar çoğunlukla NPO dedikleri non-private organizations meselesi aslında çok kritik, çok etkin mahalle örgütleri. Biraz onlara değineceğim ve Türkiye için kırımlarla bitireceğim. Belki o tabii bizim için bir tartışma ortamı da sağlayacaktır diye ümit ediyorum. Japonya örneği neden aslında kritik? Hepimiz, pek çoğumuz bunu çoğu zaman diyoruz ki işte Japonya'da şöyle, Japonya'da böyle. Evet, pek çok konuda öndeler, ama tabii ki hiçbir zaman işte tamam biz çok iyi bunu yönetiyoruz demiyorlar. Her afet, her yaşanan olay sonrası kendilerinde olsun, başka ülkelerde olsun bundan ders alarak uygulamaya sokuyorlar. Bence o yüzden kritik. Aynı zamanda da dünya geneline baktığımızda pek çok işte uluslararası gündemde yaşanan, geçmişten günümüze yaşanan afetlerin ortaya çıkardığı bir takım büyük kayıplar sonrası uluslararası toplantıları da aslında Japonya liderliğinde yapıyoruz. Bu da belki de Japonya'nın neden kritik önemde olduğunu bizlere işaret ediyor. Gördüğünüz üzere Yokohama Konferansı, Yoga Çerçeve Eylem Planı ve Sendai Konferansı, ki şu anda içinde bulunduğumuz dönemi kapsıyor, hep Japonya'nın belli kentlerinde oldu. Sendai Konferansı 2011 depremleri ve tsunami sonrası aslında pek çok şeyi yeniden kurgulamaya sağladı denilebilir. Tabii aslında bakıldığında yani bu dünyada yaşanan işte bunlar iklim krizi de keza iklim değişikliğine bağlı hidrometeorolojik afetlerin sayısında da artış oldu. Aslında bir paradigma değişikliği yaşandı. Dolayısıyla da çok büyük puntolarla vurgulanan afetlere müdahale meselesi artık daha çok yerini riskleri yönetmeye, risklerden korunmaya, onları azaltmaya yöneldi. Ve burada aslında vurgulanan bu belirsizliklerle yaşama durumu, o belirsizlikleri biraz daha belirli hale getirip ona hazırlanma durumunu bizlere işaret ediyor. Bu noktada aslında çoğunlukla çabalar, olaylar afete dönüşmeden risk azaltma çabalarını vurguluyor. Bu nokta bence Japonya'daki aslında biraz daha tırnak içinde başarının daha fazla ortaya çıkmasını sağlıyor denilebilir. Biraz Japonya'dan bahsetmek belki bu noktada anlamlı olacak. Çünkü gerçekten de eğer bir ülke varsa ve bu ülke daha ne kadar çok tehlikeye maruz olabilir diye bizlere gösterilmek isteniyorsa Japonya bunlardan biri. Özellikle de yaşanabilir alanlarına baktığımızda neredeyse ülke topraklarının %27'si aslında uygun alanlar, ki geri kalanları dağlık arazi, işte girilemez ve yaşanması çok güç olan arazilerden oluşuyor. Dolayısıyla da aslında Japonya çok küçük bir alanda çok büyük nüfusları barındırmak durumunda. Burada belki biraz da şeyi işaret etmek iyi olabilir. Türkiye ile Japonya arasındaki nüfus farklılaşması ve tabii ki yüz ölçümleri kıyaslaması. Türkiye neredeyse Japonya'nın iki katı yüz ölçümüne sahip, ancak neredeyse yarısı kadar nüfusu kendi toprakları içinde barındırıyor. Ve tabii ki demografik yapıda da Japonlarda, Japonya'da daha fazla yaşlı nüfusun olduğunu sayı olarak görüyoruz dağılımda. Ve tabii ki Türkiye kıyasla biraz daha azalan bir nüfus grafiği de gözlemlenmekte. Bu noktada tabii belki tekrardan risk azaltma meselesine dönersek, gördüğümüz üzere aslında Japonların son dönemde değil, aslında çok uzun zamana yayılan bir bakış açısı değişikliği var. Bu noktada aslında yatırımları yönlendirmek her zaman sakınım, risk azaltma ve hazırlıklılık konusunda oluyor. Büyük bir yüzdesi özellikle afete dönüşmeden olayların ortaya konulabilecek risklerin azaltılması yönündeki çabalara harcandığını görüyoruz. Bu noktada da aslında belki de can kayıplarını biraz daha azaltma yönündeki çabaları başarıya ulaşma yönünde. Tabii deprem ülkesi olarak biliniyor Japonya, ama biz oradayken, ben oradayken bir sene içinde yaklaşık 20-25 tane tayfuna
yakalanmıştık. Yani aslında çok fazla çeşitte farklı doğa kaynaklı ve insan kaynaklı tehlikeye maruz bir ülke. Burada da özellikle kayıplara söz konusu olduğu büyük afetleri görüyoruz. Bunlar en son bildiğimiz Tohoku depremi ya da başka bir adıyla büyük Doğu Japon Doğu kıyısındaki Japonya depremi ve tabii ki tsunami'si. Kayıp ve hayatını kaybeden insan sayıları 21 bin civarında. Tabii aslında Japonya böyle bir tehlike coğrafi olarak olsun, aynı zamanda sahip olduğu nüfus yoğunluğu açısından olsun, bu tarz büyük tehlikelere sahip bir ülke olduğunun bilincinde olarak afet risk yönetimine çok büyük bütçe ayırıyor. Genel dağılımı görmüştük. Burada da yıllara olan dağılımını görüyoruz. Aslında geçmişten günümüze kadar bunda bir artış olduğu ve genel bütçesinin mutlaka ve mutlaka büyük bir kısmını risk azaltma aktivitelerine doğrudan ayırdığını ve programladığını görüyoruz. Bunların takip edildiğini, belli bir uzun, kısa, orta ve uzun erimde aslında o plan program dahilinde ne kadarının gerçekleştirildiğini de sayılarla, hesaplarla ve bir takım raporlamalarla görmek mümkün. Bu da çok önemli, biliyorsunuz afet risk yönetiminde bu tür şeffaf çabalar çok önemli. 1980'den 2024'e kadar örneğin tahliye yolları, acil durum ulaşımı, iletişim, kamu sağlığı gibi ve daha pek çok konuda çabaları planlanan ve planlanmasının ne kadar gerçekleştiğini gösteren bir takım göstergeler düzenli olarak takip ediliyor ve bu takip herkes tarafından rahatlıkla incelenebiliyor. Tabii aslında ülke genelinde bir yapılaşma var ama sadece ülkenin merkezi yönetim tarafından ele alınması değil, bunun yerel yönetim ve bireylerle bir arada ortaya konulması aslında pek çok konuda temel teşkil ediyor Japon afet risk yönetimi azaltma konusundaki çabaları. Burada temel olarak söyleyebileceğim işte doğa kaynaklı ve işte burada kaza deniyor ama insan kaynaklı diyebiliriz. Öne çıkan bir takım afetleri görüyoruz. Deprem, tsunami, işte volkan, çok fazla aktif volkan var, karla mücadele, fırtına kadar tabii ki bir takım demiryolu kazaları, okyanusla ilgili bir takım kazalar, nükleer kazalar gibi hazırlıklar da söz konusu. Burada önemli olan tabii ki üç aşama afetler olmadan onlardan korunma ve hazırlık, olduğu sırada yapılacak müdahale ve sonrasında eğer bir kayıp yaşandıysa iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi bir sistemi uygulamaya sokmuşlar. Bu noktada belki biraz şeyden bahsetmek lazım. Depremsellik açısından çok sıkıntılı bir alanda. Tokyo Büyükşehir Belediyesi'ni bekleyen büyük bir deprem var. Deprem olasılığı var. 1923'te olmuştu. Yakın bir zamanda %85 olasılıkla görüyoruz bazı şehirleri etkileyeceği, Tokyo Büyükşehir Belediyesi içindeki şehirleri. Dolayısıyla da sadece karasal değil, okyanus derinlerinde de bir takım deprem aktivitesi söz konusu olabiliyor ki bu doğu kıyılarındaki yaşanan benzer bir deprem pek çok kıyıda yaşanabilir. Tabii ki karasal ve farklı çeşitte de aktif fay zonları olduğunu görüyoruz. Bu noktada da aslında zeminde, yer altında ne olup bittiğini çok iyi incelemek durumunda kalıyorlar. Tabii deprem hazırlıkları temel olarak aslında pek çok şeyi kapsıyor. Burada ben birkaç tane öğrenilen konuya değineceğim. 1923'teki Tokyo'yu etkileyen Kanto depremi ve Kobe depremi, Hanshin Awaji olarak biliniyor. Ve onların sonrasında ortaya çıkan yangınlar. Ve bu noktada da aslında Tokyo kentinde, Tokyo'nun belli bölgelerinde buradan alınan derslerle bir takım yangın meselesine çözümler aranmış. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Kentsel dönüşüm de aslında yapı düzeyinde bir çaba değil. Bu yapı düzeyindeki dönüşümü aynı zamanda toplumsal olarak kamu yararı için bütün mahalleli düzeyindeki bir takım dönüşümleri nasıl aslında gerçekleştirdiğini
burada sizlerle paylaşacağım. Böylelikle de aslında bütüncül olarak bir risk azaltma çabasından bahsedeceğim. Tabii bu noktada da afete dirençli dayanıklı kent ve planlama destek sistemi de her daim konu olarak gündemde. Burada tabii fire tornado dedikleri bir kavram ön plana çıkmış. O dönemde gerçekten farklı bir fenomen deniyor. Bu benzer bir şey ahşap konut stoğunda deprem sonrası yine gözlemlenebilir kaygısıyla, çok büyük kayıplara sebep olabilir kaygısıyla aslında Tokyo şehri içinde belli dönüşümler bu noktada gerçekleştirilmiş. Fire tornado tabii doğrudan Türkçe'ye çevirince yangın hortumu gibi oluyor. O yüzden onu alev hortumu dedim. Bu da enteresan bir durum oldu. Tabii çok ilginç bir konu. Bunun için çok fazla insan çalışıyor. Hani bu nasıl bir etki yaratabilir diye. Bunun yanı sıra tabii bir başka örnek 95 depreminde yaşanan yangınlar. Burada yangın yaşanan noktaları görüyoruz çok fazla ve aslında gerçekten de ikinci afetlerde çok can kaybı olduğu söyleniyor depremler kadar. Kaçış yolları, açık sığınma alanlarının yetersizliği o dönemde çok ön plana çıkmış ve ölü sayısını arttırdığı söyleniyor. Burada da tabii başka bir konu da belki de ölümlerin yani can kayıplarının deprem sonrası yıkılmadan mı yoksa yangından mı yoksa başka bir sebepten mi olduğunun envanterinin ortaya konulması. Japon hükümetinde ya da Japon belki de afet yönetim kültüründe demek lazım. Yaşanan bir deprem sonrası veya bir herhangi bir afet sonrası can kayıpları canlarını kaybeden kişilerin açıkçası neden öldüğünün iyi kayda geçirilmesi sağlanıyor. Bu noktada yıkılma sebebiyle, boğulma sebebiyle, nefessiz kalma veya yanma sebebiyle olup olmaması bir sonraki adımda nelere dikkat edilmesi gerektiğini de işaret ediyor. Örneğin bazı can kayıpları eşyaların binanın sağlam kaldığı ama eşyaların kişilerin üzerine düşmesi sebebiyle hayatını kaybetmesinden kaynaklanması, ileride yapılar içinde eşyaları sabitleme konusunu aslında gündeme getirdi. Dolayısıyla da bir olay yaşandıktan sonra envanter çalışmasının ne kadar önemli olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Ahşap dokunun ve yangın önleme hazırlıklarının aslında önceki depremlerde ortaya çıkardığı sorunla Tokyo'daki bir takım hazırlıklara ön ayak olması ve onlar için bir takım çabaların uygulamaya konulması burada sizlerle paylaşmak istediğim konu. Kobe'deki gibi Tokyo'da çok yoğun bir yapı stoğunu barındırıyor belli noktalarda. Yeşil alan ve yol ağı oldukça dar ve yeşil alan sıkıntısı var. Ve bazı alanlarda özellikle deprem sonrasında büyük yangınların çıkabileceği hesaplanıyor olasılık dahilinde. Dolayısıyla da burada 97 yılında örneğin gri ve açık gri ile gördüğümüz alanlar, özellikle açık gri olan alanlar ahşap dokuya sahip. Bu noktada da bu alanlar için belli çalışmalar yapılıyor ve 97 yılından itibaren günümüze geldiğimizde de bir iki tane örneği paylaşacağım birazdan. İlerlemeler kaydedilmiş ve bir takım işte land adjustment dedikleri arazi yeniden düzenlemesi veya biz belki onu kentsel dönüşüm diye de söyleyebiliriz, dinlendirebiliriz. O örneklerle acaba bu olası yangınları nasıl öncesinde o olasılıkları azaltabiliriz yönünde bir çaba var. Tabii hala onlar da kentleşme hızının ve altyapı sunumunun dengesiz gelişimi, bina stoğunun yoğun olduğu konularında kafa yoruyorlar. Tokyo çok yoğun bir kent, biraz önce bahsettim. Hatta bir yoğunluk bir yere not almıştım. Sanırım Tokyo'da 6000 kişiydi kilometre kare başına düşen insan sayısı. Dolayısıyla oldukça yoğun bir ve tabii ki yol ve açık alan yetersizliği sıkıntı. Bu noktada iki konu öne çıkıyor. Can güvenliğini sağlamak, bunun için kaçış ve sığınma alanlarını arttırmamız lazım. Bir diğer konu da tabii ki destek planı dedikleri
acaba dayanıklı kent, dirençli kent yaratmak için mahalle düzeyinde neler yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz bir takım yeni düzenlemelerle. Burada hem kompartman dedikleri, işte belki bir yangın çıkacaksa o yangının yayılmasını önlemek adına bir kompartman düzeni kurma fikri ortaya çıkıyor. Bu noktada da hem o kompartmanın içindeki kişilerin yangın konusundaki müdahaleleri konusunda eğitimleri, hem de o kompartmanları fiziksel olarak yaratmaya çabalamak. Burada Tokyo genelindeki bir takım çabaları görüyoruz. Yukarıdaki haritalarda özellikle işte hangi alanlarda acaba öncelikli ki bu biraz önce bahsettiğim ahşap gri dokunuyu görmüştünüz. Burada da turuncuyla işaret edilen noktalar öncelikli alanlar diye tespit edilmiş. Ve tabii ki bazı alanlarda yangın proof, yangını önleyecek binaların veya duvarların nerelerde olacağı, ne düzeyde olacağı burada ortaya konulmuş. Tabii dereler de ve akarsu kanalları da yine su desteği açısından önemli bir kaynak, önleme alanı. Keza tahliye yolları ve sığınma alanları da. Aşağıda da bir çalışmayı görüyoruz. Burada da belli noktalarda kompartman meselesi gündemde olmuş. O dönemde bir dönüşüm çabasıyla alanlar içinde o yolların çevresinde yangın çıksa bile bir alanda yayılmayı önleyecek yangın duvarları ya da o malzemeyle yapılmış binaların bu yollar üzerinde yer seçmesiyle aslında yangının yayılımını engellemek ve o kompartmanda yangın söndürme çabalarını arttırma yönünde bir uygulama başlatılmış ve bu uygulamada ilerleme kaydedilmiş. Burada ise bir takım tabii ki benzetim çabaları var. Japonya'da tabii bu çok popüler. Bir takım bilgisayar modellemeleriyle mekansal veriler kullanarak acaba neleri değiştirirsek sonucunda neleri elde ederiz gibi benzetimler var. Bu yangını önlemek adına şu noktalara daha kritik değişiklikleri yapmamız gerekir diye bu türden modellemeleri çalışıyorlar. Bir başka örnek, belki bu da ilginç gelebilir sizlere diye paylaşmak istedim. Bizi de oraya gezdirmişlerdi. Büyük ölçekli bir konut projesi. Burada aslında ahşap konut dokusunun olduğu, yukarıda görüyorsunuz burada bir kıyı var. Olduğu bir yoğun ahşap konut dokusu var. Bir park alanı var ve bu parkın çevresinde de büyük bir yüksek yapılı daha şık malzemeyle, yangını önleyici malzemeyle inşa edilmiş bir yüksek katlı bir apartman yapısı var. Bu aslında burada amaç ilk ortaya atıldığında bir yangın olayı yaşandığında buradaki park alanına herkesin sığınması, burada yangın durdurma kapıları var. Hatta yukarıda işte water gun dedikleri önleyici bir takım tekniklerle yangını buradan müdahale etmek, yangın müdahale ekipleri gelene kadar böyle bir proje ortaya atılmış. Tabii kendileri de bunu eleştiriyorlar. Hem maintenance cost, yani bu binayı devam ettirmek, bakımını sağlamak oldukça sıkıntılı bir konu. İkincisi, buradaki park alanının çevredeki ahşap dokudan gelecek nüfusu kaldıramayacağı ve yetmeyeceği meselesi. Dolayısıyla da böyle bir projenin de eleştirildiğini, Japonlar tarafından da eleştirildiğini görmekteyiz. Daha iyisini bulmak adına. Tabii katılımcı süreçten bahsetmeden olmaz. Japonlarda bu çok popüler. Özellikle machizukuri dedikleri, yani tam kelimenin tam çevirisiyle machi, yer, town, hatta mahalle diyebiliriz. Zukuri de yapmak, yani town making, town planning dedikleri bir süreç. Bunu fiziksel olarak yapmak kadar aynı zamanda toplumsal bir ortaya koyma süreci var. Dolayısıyla bu süreçten bahsetmek lazım. Çünkü bence güçlü yönlerinden biri. Bu noktada benim de zaman zaman katıldığım ama yanında benim de eş danışmanı olduğum hocayla birlikte risk aslında iletişiminin ne kadar önemli olduğu. Bu her yaş grubundan mahallelinin zaman zaman bu toplantılarda onları ne tür tehlikelerin ve risklerin beklediğini öğrenmeleri, hazırlık çalışmaları, yapılacak herhangi bir dönüşüm çabası varsa onun neden gerekli olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda birlikte tartıştıkları bir
ortam sağlanıyor ve bu çok sıklıkla gerçekleştiriliyor. Tabii şey diyorlar, yani Japonya'nın dört köşesinde bu düzeyde bir farkındalık olamayabilir. Biz Tokyo'dayız, farklı ilçelerde, illerde farklılaşan durumlar söz konusu. Yani bütün Japonya benzer düzeyde bu şeye erişmiş değil ama belli noktalarda da ilerlemeler kaydedilmiş, dipnotunu düşerek. Ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye çabalıyor. Şimdi biraz Doğu Japonya depreminden bahsetmek isterim. Çünkü o da biliyorsunuz çok etkili oldu son dönemde, 2011'de yaşanan. O deneyimi de hızlıca aktarayım çünkü zaman doluyor, pek çok şey var anlatmak istediğim. Burada aslında tabii 2011 yılında gündüz vakti yaşanan deprem o kıyıları deprem sırasında aslında çok yıkmasa da tsunami dalgalarıyla büyük yerleşimleri yerle bir etti. Yangınlar da yaşandı tsunami sonrasında. Çok farklı bir aslında şeydi. Onların da çok fazla beklemediği büyük çapta bir olaydı. Çünkü sonrasında aynı zamanda nükleer bir kazaya da sebep oldu. Burada ben depremi yaşadığımda Tokyo'da olduğumu belki sizlere anlatmam iyi olabilir. Solda gördüğünüz sismik şiddet haritasını cep telefonumuzdan görebiliyorduk. 9. kattaydım. Benim oturduğum, çalıştığım odam bu şekilde deprem sonrası bu hale geldi. Eşyalarınızı Japonya'da da sabitlemeye vakit bulamayabilirsiniz. Yani bütün lab olarak biraz bunu gerçekleştiremememizin sonuçlarını yaşadık. Ama bina tabii ki güçlendirilmiş bir binaydı. Sarsıntı geçince tabii ki biz de binanın dışına çıktık. Orada bekledik. Ve burada pek çok şey tabii yaşandı. Ben o geceyi okulda geçirdim. Tokyo için bir tatbikat oldu. Büyük bir tabii tsunami vesaire yaşanmadı. Çok küçük bir yükselme yaşandı. Ben ertesi gün demir yolu vasıtasıyla tekrar hani 1,5 senelik, 1,5 saatlik bir mesafedeydim. Gidebildim. Dolayısıyla da aslında pek çok konuda mesafe arasındaki mesafe sebebiyle erken uyarı sistemi konusunda aslında ne kadar anlamlı olduğunu gördüler. Aynı zamanda da Tokyo'da nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da bir başka tatbikat olmuş oldu. Burada tabii kendi hazırlıklarını gözlemleme fırsatım oldu. Okulda, benim üniversitede bulunduğum alanda da tabii ki ellerinde hazır bulunan, uzun süre dayanıklı olan yeme içme ile ilgili şeyleri bize dağıttılar. Orada bir odada geceledik. Sonrasında da döndük ama tabii burada pek çok başka yerde daha profesyonel hazırlıklar olduğunu, okullarda özellikle bu türden hazırlıklar olduğunu biliyoruz. Bu tür yeme içme ile ilgili de büyük çabalar gösteriyorlar. Ama tabii Tokyo ve yakın çevresinde sonrasında yaşanan nükleer etki, nükleer kazanın ve radyasyonun etkisiyle çok fazla tabii sıkıntı yaşandı. Dolgu alanlarında belli problemler oldu. Yokohama tarafında olsun, Tokyo'da olsun. Sıvılaşma gözlemlendi. Yeme içmelerde biraz sıkıntı yaşandı. Ama marketlerde özellikle afet sonrası kullanılabilecek pek çok değişik malzemeyi, eşya sabitlemeyi daha fazla görür olduk. İşte portable, daha taşınabilir tuvaletlerden tutun pek çok başka şeyin de satıldığını ve uygun fiyatlı bulunabileceğini de gözlemlemiş olduk. Tabii tsunami sonrası aslında 2011'de oldu ve biz şu anda 2023 yılındayız. Çok büyük bir zaman geçti. Ben 2013'te, 2012 yılında döndüm. Ben tabii o ilk gözlemlerimi biraz paylaşıp sonra daha güncellemeleri de sizinle paylaşmak isterim. Buradaki TÜBA aslında daha ülke genelinde bir akademik ve uzman havuzunun aslında bir araya getirilmesi yönünde olduğunu gördüm. Verilerin açık paylaşılması, yerel yönetimler ve merkezi yönetimin bir arada hızlıca etkili biçimde farklı zamanlarda bir araya gelmesiyle oldu. Ama tabii uzun erime yayılan bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada tsunami etkilerinin öngörülmediğini, bu düzeyde olmasının düşük olasılıklı olduğunu söyledim. Hatırlıyorum,
önemsiyorum. Tabii topyekun bir tasarım üzerine bazı yerlerde çalışmalar yapıldığını gördüm. Alan içinde yer değiştirmeler, yeni alanlara taşınmalar olduğu kadar farklı önerilere de açık olduklarını gördüm. Dolayısıyla da yerelde halkla beraber süreci yönlendirdiler. Burada bir iki örnek görüyoruz. O dönem çalışılıyordu kavramsal açıdan. İşte kıyıdan ne kadar uzağa taşınabilir? Hangi daha doğa tabanlı çabalar aslında kıyıda tsunami duvarı kadar etkili olabilir gibi bir takım farklı tasarımları tartıştıklarını hatırlıyorum. Buradan birkaç örneğe erişmek mümkün. Tabii bunlar farklı bölgelerde, farklı alanlarda, farklı yönlerde değişiklik göstermiş olabilir. Kullanımlar önemli. Burada bir balıkçılık köyü vardı, balıkçı köyü vardı. Onlar farklı. Kıyıyla çok yakın ilişki kuranları dağlara taşımak çok mümkün olamayabiliyor. Ortak bir tasarıma yönlendirildi. Ve burada da şeyi görüyoruz aslında. Zamana yayılan, bakın 2011'den 2020'ye kadar değişen kamunun sağladığı konut alanlarıyla aynı zamanda geçici barınma alanlarının nasıl değiştiğini görüyoruz. Yani bu aslında bugünden yarına 2-3 senede olacak bir durum olmadığını ki 20 bin kişi aslında hayatını kaybetti ve çok büyük nüfuslar etkilendi. 470 bin kişi örneğin tahliye edildi. Dolayısıyla burada tabii çabanın yıllara yayıldığını gözlemlemekteyiz. Ve tabii ki de yeniden yapılanma için de büyük bir örgütlenme modeli var. Hem merkezi hem yerel olarak da çeşitli uzmanlarla birlikte geniş katılımlı çabalar. Burada tabii pek çok değişikliği yine yıllara yayılmış olarak görmekteyiz. Burada aslında kamu desteği ve aynı zamanda da konut alanlarının gelişimini, özel konut alanlarının gelişimini yine yıllara yayılmış biçimde farklı eyaletlerde görmekteyiz. Bunlar da bazı örnekler, çok detaya girmeyeyim ama tabii ki sadece konut yapısı değil, yollar, belli kritik tesisler, aynı zamanda çünkü bir yerleşmeyi tasarlıyorsunuz, sadece konut alanlarının olmayacağı bir şehri kurmanız gerektiği düşünülünce pek çok alt başlıkta çalışma yapmanız, sektörde çalışma yapmanız ve bunu yıllara yayarak yapmanız gerekiyor. Tabii Tokyo peki nasıl hazırlanıyor? Biraz hızlanayım. Sanırım yarım saatim oldu. Tokyo tabii depreme hazırlanmak için aynı, aslında ben çok benzetiyorum İstanbul'a Tokyo'yu. İstanbul'da da böyle işte ileriye dönük olarak bir takım Marmara depreminin olması ihtimali var. Tokyo'da keza aynı durumda. O yüzden Tokyo Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesini ziyaret ederseniz oradaki çalışmaları görebilirsiniz. Pek çok zaman ben de son dönemde paylaştım buradaki bilgileri. Aslında burada temel olarak dikkat ettikleri şeye belki değinmek iyi olabilir. Üç temel ana başlıkta değerlendiriyorlar. Mevcut konut, mevcut yapı stoğunu. Bunlar bina yıkılma riski, yangın riski biraz önce bahsettiğim sebepten ötürü. Bir diğeri de acil müdahale güçlüğünün ortaya çıkması. Bunları ayrı ayrı çalışıp ayrı ayrı mekansal olarak haritalandırıyorlar. Aynı zamanda da en sonunda bir ortak bir risk ortaya çıkarmada söz konusu. Burada onun nasıl bir geri planında nasıl bir hesap olduğunu. Bu bir örnek. Zemin verisi tabii önemli. Biliyoruz ki yumuşak veya sağlam zemine uygun yapılaşma diyoruz. Uygun zemine uygun yapılaşma diyoruz. Örneğin Tokyo'daki mahalle dağılımında burada gördüğünüz gibi büyütme katsayısı fazla olan yerler nereler, düşük olan yerler nereler, nasıl bir yapılaşma stoğu varsa, yenileme gerektiriyorsa veya işte daha yıkılma riski varsa bunların ortaya konulması söz konusu. Burada da nasıl bir geri planda hesap varsa görmek mümkün. Bunların zeminle, bina sayısı ve yoğunluğuyla ve bina karakterisiyle bir arada düşünülmesi gerekiyor. Ve sonunda aslında ortaya çıkan daha yüksek riskli olan belli mahalleler oluyor. Bu mahallelerin içinde yaşayan kişiler bu bilgiye sahip oluyorlar.
ne yapılması gerekiyorsa birlikte biraz önce bahsettiğim Machizukuri yöntemiyle çalışmak için bazı etkinliklere başlıyorlar. Bir başka önemli konu güçlendirme meselesinde nereden başlanacağı meselesi. Keza yangın önemli demiştim. Tahliye yolları çevresinde eğer bir güçlendirme öncelikle oradan başlanacaksa bunu mutlaka yangına dayanıklı bir yapılaşma biçimiyle olması gerektiği, aynı zamanda da nasıl bir yükseklik ve yapının yanındaki yolun yükseklik, yapının yüksekliği ve yolun genişliğiyle olan ilişkisini ortaya koymak lazım ki yolların kapanmaması gerektiği fikrinden hareketle. Bu noktada da bir takım çabaları görmek mümkün. Benzer çabaları başka ülkelerde de uygulamamız mümkün olabilir tabii ki. Burada da bir tabii ki şeyi görüyoruz. Onların land readjustment dedikleri, belki bizlerin kentsel dönüşüm dediğimiz ama bunların parsel düzeyinde değil, biraz daha geniş ada düzeyinde yapılabileceği çabalar bizleri burada dikkat çekebilir. Ki bir dönüşümü gerçekleştirirken, binayı sağlamlaştırırken veya yangına duyarlı özellikle Tokyo genelinde yaparken farklılaşan biçimde dönüşüm tiplerini deneyimlemek, bunu yaparken aynı zamanda yolu genişletmek, yeşil alanları arttırmak gibi, tabii ki oradaki o sokak sakinleriyle bunu ortaya koymak ön planda. Ama sonuçta kamu yararı için sadece bir binanın güçlendirilmesi değil, bütün o mahallelinin de etkileneceği biçimde ortak bir paydada bu güçlendirmeyi ve değişikliği ve dönüşümü yapmak önem teşkil ediyor. Burada bazı diğer örnekleri Tokyo genelinde görüyoruz. Hangileri önemli olarak güçlendirilmeli? Bazen deniyor ya, nereden başlayalım güçlendirmeye? Güçlendirmeye başlanılacak konular her zaman için tüm kent için aslında faydası olacak öncelikli alanlar olması gerekiyor. Tabii fiziksel güçlendirmeden bahsettik ama fiziksel olmayan ama bunu çok desteklemesi beklenen kişilerin, toplumun güçlendirilmesi de önemli. Bunun bir arada çalışabilmesiyle ancak bu başarıyı elde ederiz vurgusu her zaman ön planda. Burada bunu görüyoruz. Aslında kişiler tabii ki canlarını kurtarmak için ne yapmaları gerektiğini afet öncesinde ve sırasında ve tabii ki sonrasında bilmeliler. Ama yapılarda keza bunlara o zamanı sağlamalı. Burada ben bunları toplamıştım. Kendim İngilizce, Çince ve çokça farklı kişilere uygun üretilebiliyor. Tehlike haritalarının hakla paylaşımı önemli. Bu tehlikeleri hepimizin bilmesi ve ona hazırlıklı olarak hareket etmemiz, tahliye alanlarına nasıl gideceğimiz önceden tasarlamamız önemli. Tabii tatbikatlar önemli. Burada birkaç tane tatbikattan kendim kişisel olarak katıldığım için hemen hızlıca geçeyim. Burada da gene aslında bir eleştiri var. Hiçbir şey mükemmel değil. Japonlar da %100 iyi izlemiyorlar zaten. Bir mahalle grubu için taşkın olduğunda yaklaşık işte 2 metre su altında kalacak mahallelinin tahliye edeceği yer belli. Geçici barınma alanı belli ama oraya demir yoluyla gidiyorlar. Ve bu süre uzun bir süre orada bu tatbikatı birebir yapıyorlar ve diyorlar ki aslında gerçekten zor bir şey bu. Niye daha yakında olamadı? Ya demir yolu çalışmazsa nasıl gideceğiz vesaire gibi aslında bir deneyimleyerek eleştirme söz konusu. Ve bu çok önemli bir şey. Olay olduğunda bunu yapmaya kalktığınızda belki benzer sıkıntıları öncesinde aşmış olacaksınız. Dolayısıyla herkes kendi tahliye alanını öncesinde belirlenen şekilde deneyimliyor. Buna göre de gerekli eleştirileri veya yapması gereken şeyleri söylüyor. Burada doğrudan o acil durum yeme içme aktivitesini de süresi geçmeden kullanmış oluyorlar. Bu da önemli bir dipnot olsun. Acil tahliye tatbikatlarına bir başka örnekte cep parkları. Bunların aslında acil durumda convertible yani değiştirilebilir olması söz konusu. Pek çok konuda işte taburelerin barbekü olması, işte taşınabilir tuvaletlerin aslında oradaki hazır olan bir takım noktalara yerleştirilmesi, aynı zamanda bu tatbikatlarda hayat kurtarma eğitimlerinin, yangın söndürme eğitimlerinin verilmesi, acil durum araç gereçlerinin o depolarda saklanması ve korunması mahalleli tarafından yapılıyor ve bu tabii ki
benim de katıldığım bir etkinlikti. Sürekli yapılarak acaba ne tür sıkıntılar olabilir? Yani mahalleli kendisi birilerinin onları kurtarmaya gelmesini beklemeden kendileri örgütlenebiliyorlar. Çünkü gerçekten de o üç gün içinde tabii ki binaların yıkılmaması, yangının çok daha az olması, yaşanması gibi şeylerin, tedbirlerin alındıktan sonra kişilerin kendilerine de dikkat etmesi ve hazırlığını yapması bekleniyor. Çok önemli demiştim. Burada da bir itfaiye çalışmasından örnek görüyoruz. Orada da acaba kıyıdan yangın söndürme için çabalar nasıl olabilir? Aslında çıkarımlara gelmek istiyorum. Sona yaklaşıyoruz. Afet yönetimi meselesi gerçekten de bu üç temel alana dayanıyor. Yani kişisel olarak herkes, bireyler, yakınlarımız ne yapacaklarını bilecekler. Karşılıklı yardımlaşmada mahalle bireyleri, apartman bireyleri tabii ki ne yapmak istediklerini, ne yapacak, hazırlıklarını yapacaklar, örgütlenmeleri önceden yapacaklar. Ama bunun için de kamu ve devlet desteği her daim yanlarında olacak. Tabii ki altyapı hizmetleri ve daha pek çok hazırlık, işte güçlendirme olsun, bu yöndeki çabalar kamu desteği, yerel yönetim ve merkezi yönetim desteğiyle ortaya konulması gerekiyor. Ve bu üç halka eğer yeterince güçlüyse ve bir arada çalışırsa aslında başarılı bir çaba oluşuyor. Biraz önce bahsettiğim uygulamalar aslında meyvelerini son dönemde vermeye başlamış. Islah çalışmaları o dönemlerde yapılmış bu ahşap dokusuyla ilgili. Biraz önce yine bahsettiğim maçuzukuri dediğimiz konu her daim aslında çok güçlü bir şekilde işletiliyor. Yerel yönetimlerde mali destekler var. Islah programları aslında bu yönde. Bu çabaları mutlaka bütçe olarak da destekliyorlar. Tabii gönüllülük çok önemli. Gönüllülük yerel yönetimin sahiplenmesi kadar vatandaşların da sahiplenmesi gerekiyor. Bu noktada fikir alışverişini yaratacak platformlar önemli. MPO dediğimiz aslında oradaki mahallenin ortaya koyduğu belli örgütlenmeler. Bunlar çok faal, çok fazla aslında gönüllülük esasına dayanan bu türden gruplaşmalar var. Dolayısıyla da herkes en aşağı bir takım böyle gönüllü gruplara üye bir aile içinde. Bunlar da tabii ister istemez o mahalledeki dayanışma kültürünü arttırıyor diye denilebilir. Yani benim gözlemim bu noktada da önemli. Tabii Japonya ulusal afet yönetimi anlayışı bize tabii bir takım şeyler daha veriyor. Buradan belki belli çıkarımlar daha yapabiliriz. Biraz şeffaf olduğunu gördük biraz önceki örneklerde. Yani yapılan her türlü çalışma, çaba programlı bir biçimde paylaşılıyor. Yerel yönetimlerin web sitelerinden olabilir veya belli toplantılarla, bilgilendirici etkinliklerle bu sosyal katılım, geniş katılım tesis edilebiliyor. Teknik dilden ziyade daha anlaşılır bir dil her zaman kullanılmaya çalışılıyor. Ve tabii ki burada sadece aileler değil, bütün sektörler, kurumlar, firmalar kendi içinde bu hazırlıkları düzenli bir biçimde yapıyorlar. Burada farklı ağlar ile tabii ki etkileşim genişletiliyor. İyi örnekleri her daim ödüllendirmek, okullarda, iş yerlerinde anlamlı bir takım sonuçları getirebiliyor belki de. Tabii Türkiye için belki bir takım çıkarsamalar olabilir ama bunlar benim aklıma gelenler. Hani sizlerin aklında belki şu anda farklı fikirler de oluşmuş olabilir. Yani hep biz ne dedik? 99 depremleri işte kritikti vesaireydi ama son depremler gerçekten de hani bir takım ilerlemeleri belki yönetsel açıdan farklı yönetmelikler, yasalar çıkardığımızı düşünsek de yerelde o çabaları bu düzeyde, o seviyede elde edemediğimiz eleştirisini belki yapabiliriz. Çünkü son depremler gerçekten büyük kayıplarla karşımıza çıktı. O yüzden de bu hazırlıkların belki de çok yeterli olmadığı ve neler yapabileceğimiz konusunda tekrardan bir masada bir araya gelip çalışmamız gerekiyor ve bunu çok hızlı yapmamız gerekiyor. Henüz daha 2 ay tamamlandı ve yeniden yerleşim konularında gerçekten büyük çabalara ihtiyaç var. Mekan seçimi,
eski kent, yeni kent, bunlarla ilgili çabalar önemli. Ve tabii ki biz hep bu zamana kadar tartışıyoruz. İşte dirençli kent diyoruz, dirençli toplum diyoruz. Bir yandan bir takım planlar var. İlafet risk azaltma planları sakının deniyor. Risk azaltma önlemlerini gördük Japonya'da. Bir imar planları meselesi var. Yani fiziki olarak planları nasıl yönlendireceğiz? Bunların bir arada, hala bir aradalığının düşünülmesine ihtiyaç var. Hala bir takım eksiklerimiz var. Tabii ki bireysel hazırlık, toplumsal hazırlık da bir başka konu. Yani bu konu sadece yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin konusu değil. Bizlerin de aktif vatandaş olarak nelerden etkileneceğimizi bilmemiz, talep etmemiz, sorgulamamız da ve buna göre de hazırlık yapmamız da gerekiyor. Son olarak artık tamamlıyorum. Gerçekten de afet riskini azaltmak için etkin katılım gerektiğini görüyorum ben. Japonya'da da çok fazla bunun yararının olduğunu gözlemledim. Etkin katılım ve birebir katılım önemli. Tabii ki kısa sürede olacak işler değil bunlar. Programlı ve sağlam bir iradeyle bu kısa, orta ve uzun vadede bir takım şeyleri yapmamız gerekir. Gördük örneklerini Japon örneğinde. Dolayısıyla da bu hedeflere ulaşmak için de iyi bir iş yönetimi, zaman yönetimi ve izleme kriterleri gerekiyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın, biraz uzun oldu. Tam da 40-45 olmadı da biraz 50'ye sarktı galiba. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.